Merhaba, ben Deniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ama eğer iyi değilseniz de hiç sorun değil. Çünkü bugün tam olarak bu konuyu konuşmak için buradayım sizlerle. Ben geçtiğimiz yaz bir depresyon geçirdim. Hem de öyle minnoş, hani battaniye altında dizi izleyeyim, kahve içeyim, işte biz insanların uzaklaşayım falan da değil. Bayağı gecenin bir vakti böyle diye uyanıp işte devlet hastanesine koştur koştur gidip o böyle floresan ışık altında işte derisinden böyle o yırtık derisinden sünger fırtlamış iğrenç sedyeye uzanıp kalçadan böyle ağır bir sakinleştirici iğne yaptırmalı cinsten bol bol geceleri olan ağır okkalı bir depresyon geçirdim. Ama bu can kısımları, can sıkıcı kısımları geçeceğim. Çünkü zaten bence depresyonun nasıl bir hastalık olduğunu hiçbir şey değilse hani kan ödüllü filmlerden falan biliyorsunuzdur. Depresyon deyince insanın aklında böyle karanlık odalar, böyle loş ışıklı, gölgelerin uzadığı, işte zamanın asla akıp geçmediği, böyle ölüm sessizliği içinde sadece duvardaki böyle bir dede yadigarı saatten tık diye böyle sesler geldiği sahneler hayal ediyor genellikle hiç depresyona girmemiş olan insanlar. Ama eğer onlardan biriyseniz ben size depresyona girmiş bir insan olarak taahhüt edebilirim ki çok daha kötü. Gerçekten depresyonda dibe vurduğunuzda yaşayabileceğiniz hisleri bence anlatabilecek bir film, roman yok. Ve ben yaşamış biri olarak söyleyeyim ki filmlerde estetize edildiğinden çok daha beter gerçekteki depresyon hissi. Hayatınıza son vermek için muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızda akan asil kanda mevcut olduğunu hissediyorsunuz. Ama çok tuhaf bir şekilde, yani benim bile kulağıma hala garip gelen bir cümle söyleyeceğim şimdi ben size. Ben depresyona girdiğim için çok mutluyum. Yani kızım majorist misin sen diyeceğinizi tahmin ediyorum. Haklısınız. Bunu ilk söylediğimde ben de acaba ben mazoşist miyim diye düşündüm. Durdum. Kendi içime baktım. Mutlu olma sebebimin depresyondan acı çekmem falan olmadığını anladım. Benim bugün şu anda bu konuşmayı yaparken içinde bulunduğum andan, bu düz andan müthiş bir zevk duyuyor olmamın sebebi benim bu yaz çok ağır bir depresyon geçirmiş ve bunu atlatmış olmam. Aslında bu benim ilk depresyonum değildi. İlkini 10 yaşında annemle babam beni bir başka bir şehre yatılı okula yollayıp üstüne de arkasından biz boşanıyoruz haberi verdiklerinde geçirmiştim. Teşekkürler anne baba. Sonra ilk mesleğim olan yine ailem sayesinde seçtiğim ve her gününden nefret ettiğim diş hekimliğini, daha doğrusu çene cerrahisi kariyerimi bırakıp her şeyi sıfırdan başlayıp reklam yazarı olmaya karar verdiğim dönemde ikinci bir depresyon daha geçirdim. Sonra birkaç sene önce çok sevdiğim bir insanı kaybetme ihtimaliyle hastane koridorlarında yatıp kalktığım bir dönemim oldu. Orada bir tane daha depresyon geçirdim. Bir de en son bu geçtiğimiz yaz bir depresyon daha geçirdim. Yani şöyle bir bakacak olursak ben depresyon konusunda oldukça tecrübeli bir kişiyim. Eğer böyle bir arayış olsaydı LinkedIn falan gibi bir mecrada bunu kolayca dile getirebilirdim gururla. Ve depresyonda tecrübeli bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Hani çocuğu olanlar diyor ya, ilki çok zor, sonra ikincisine birazcık daha kolaylıyorsun, üçüncüyü donunda sallıyorsun diye. Tabii ki öyle donunuzu elinizde sallayarak falan ha diye kahkahalar atak gezmiyorsunuz. Nasıl ki üçüncü çocuğu olan bir anne baba çocuğu gece uyandırdığında hani kahkahalar atarak neşe içinde iyi ki uyandım demiyorsa, siz de aynı şekilde hani tabii ki neşe içinde olmuyorsunuz. Ama eğer ortak noktamız olan uykusuz gecelerden gidecek olursak eğer, artık ikinci de değilse de üçüncü de muhakkak bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela uykusuz gecelerin sizi öldürmeyeceğini ve her ne kadar hiç bitmeyecekmiş gibi dursa da sonsuza kadar sürmeyeceğini ve bir gün muhakkak o acının son bulacağını artık öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden de en korkunç gecede bile kendinizi çok kötü hissediyor olduğunuzda bile birazcık zamanın geçmesine odaklanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ve bunu yapıyorsunuz.
Ben öyle yaptım şahsen. Böyle acıdan ölecek gibi olup daha fazla dayanamayacağımı hissettiğimde ve şeytan böyle hani o Ibiza'daki elektronik dans partilerinde çalan böyle bir DJ gibi beni gazladığında, hadi aç şu ocağın doğal gazını, hadi ver çocuk kolana dediğinde, ki bu arada doğal gaz faturası evinize geldiğinde ödemek için orada olmama fikri çok cezbedici geliyor böyle karanlık gecelerde insana. Neyse işte o zaman ben şöyle diyordum kendime, 10 saniye dayan Deniz. Sadece 10 saniye. Bu kadarını yapabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın siz de dayandınız. Ben bu şekilde böyle 10 saniye, 10 saniye bir şekilde saya saya gittim birkaç ay boyunca. Böyle apartmanın içinde tek başına kalmış bir sarsıntının bitmesini bekleyen bir çocuk gibi kendi kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Ve sonunda deprem bitti. Bittiğinde dışarı çıkıp baktım. Ve her depremde olduğu gibi gördüğüm manzara şuydu. Depreme dayanıklı olmayan tüm yapılar çökmüştü. Reklam ajanslarında nefes almadan geçen çalışma hayatım, yürümeyen toksik ilişkilerim, ve şimdi sayamayacağım, burada canınızı sıkmayayım, daha birçok çürük yapı depremle birlikte çökmüştü. Ve ben enkazın tepesinde, hani İstanbul'un fethinde surlara kuş boğu ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan var ya, onun gibi elimde bayrağımla enkazın tepesinde bir kahraman gibi hissediyordum kendimi. Çünkü çöküşlerin sonunda insanlar kendilerini genellikle kahraman gibi hissederler. Neden? Çünkü artık kaybedecek her şeyinizi kaybettiğiniz için kaybetme korkunuzu da kaybetmiş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla etrafınızı sadece bu elimdeki sıfırın üstüne ben ne ekleyebilirim diye bir heyecanla ve dolayısıyla korku da kalmadığı için içinizde cesaretle bakmaya başlıyorsunuz. Benim de hayatımda böyle canımı sıkan, İçime dert olan, işte benim böyle hareketimi engelleyen, yani bileğime pranga olmuş ne varsa, işte böyle ilişkisinden işine, artık hepsinden kurtulmuştum. Hiç beni bağlayan bir şey kalmamıştı. Ve hani bu işsiz ve ilişkisiz vesairesiz kalmak belki dışarıdan bakıldığında depresyona girmek için bir sebep gibi görünebilir. Ama benim için tam tersine depresyondan çıkma sebebim oldu. Çünkü artık istemediğim her şeyden kurtulmuştum. Ve depresyondan kurtulduktan sonra şöyle bir şey oldu. Ben sabah kalkıyorum, dişimi fırçalıyorum ve bir anda oha diyorum. Ben şu an acı çekmiyorum ve ölmek istemiyorum. Bu harika bir şey. Ve bunu fark etmemle birlikte bir anda diş fırçalamak dediğimiz dünyanın en sıkıcı aktivitesi, dünyanın en güzel aktivitesine dönüşüyor. Gaza gelip müziği açıyorum. Böyle Amerikan romantik komedi filmlerindeki popomu sallayarak dans etmeye falan başlıyorum böyle kendi kendime. Ondan sonra işte akşam oluyor, yemek siparişi vereceğim, işte salata mı söylesem diyorum böyle. İşte bir yandan da içimden bir ses diyor ki, 3 günlük dünya işte ne rejimi, göm lahmacunu. Böyle salatamı lahmacunu derken bir anda oha diyorum. Karar veremediğin şeye bak. Sen daha dün doğal gazımı açsam yoksa 2 kutu ilaç mı yutsam noktasındayken, bugün lahmacun mu salata mı noktasına geldiysen diyorum, Deniz sana helal olsun. Sen şu an ne kadar harika bir hayat yaşıyorsun diyorum ve acayip bir sevinç geliyor bana. Ayağa kalkıp böyleydi tek başıma durduğum yerde böyle halay çekesim geliyor, solo halay. Ve yani tahmin ediyorum ki geçtiğimiz yaz depresyon geçirmemiş insanlar yemek siparişi verirken bilgisayar başında kararsız kaldıklarında bu kadar coşkuyla karşılamıyorlardır o anı. O yüzden ben şahsen huzurunuzda canım depresyonuma çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın şu an şu dakika yorganın altında karanlık düşüncelerle boğuşarak tavanı izlemek yerine böyle bir TEDx konuşması yapıyor olmamın ne kadar harika bir şey olduğunun farkında olmazdım. Muhtemelen bunu normal bir an zannederdim. Bu yüzden ben seni tanıdığım için çok mutluyum. Sen aklıma gelince bazen dolu metrobüsle Söğütlü Çeşme son durağa kadar gitmek bile güzel olabiliyor. Her zaman değil ama. O yüzden seninle bir süre görüşmesek de olabilir bence. Ayrı takılalım bir süre diyorum. Ama merak etme, seni soran herkese senden çok iyi bahsetmeye devam edeceğim ben. O yüzden
Bir daha görüşene kadar hoşça kal. Öpüyorum. Güle güle.